Merhaba Güzellik Olsun izleyicileri. Hoş geldiniz ekranları başınıza. Bizlerin burada çok değerli bir sohbetimizi sizi de davet ediyoruz. Bugün konuğum hepimizin ilgiyle beklediği estetik cerrah Sabahattin Kandal Bey. Hoş geldiniz Sabahattin Bey. Hoş bulduk Selma Hanım. Çok sağ olun davetiniz için tekrardan. Ne demek? Aslında sizi çok büyük özlemle bekledik. İşin çok o kısmına hiç girmeyeyim. Evet. Bir ben değil, herkes bekliyor. Uzun bir liste verebilirim size bu konuda. Çok sorularımız var. Evet. Sırasıyla size sormak istiyorum. Ama onun yanı sıra kısaca siz kendiniz bize tekrar bir kısa özet yaparsanız sevinirim. Evet Selma Hanım, tabii sizi yaklaşık 5-6. Yıla girdi. Evet. Beraber tanışıklığımız oldu. Ben 2007 yılında ilk Fethiye'ye atanmıştım. Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmet olarak gelmiştim. O zaman Fethiye'de gerçekten plastik cerrahi bölümü yoktu. 2007'den belli bir yıla kadar mecburi hizmetimi tamamladım. Sonra burada serbest mesleğimi icra ederek belli bir süre daha çalıştım ve uzun yıllar Fethiye'de hizmet ettik. Fakat daha sonra yurt dışında mesleğimi devam ettirme kararı aldım. Tabii biz de bu arada tatile gelmişken siz eski dostlarımızla böyle bir hem sohbet imkanı bulmuş olduk. Evet. Ve de beni davet ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Buradan tüm ekranları başında bizi izleyen sevgili Fethiye halkına da selamlar söylüyorum. Eminim beni izleyen, beni tanıyan çok hasta yakınları vardır. Hepsine tek tek merhaba edemiyoruz bazen ama bu hastayla, bu fırsatla onları da buradan selamlamış oluyoruz. Vesile olduğumuz için çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hem Kanal F izleyicisine hem de Kanal F yayıncılığa teşekkür ediyoruz. Evet, kısaca sorulara geçeyim ben çünkü epeyce var. Estetik cerrahi zaten günümüzde artık çok ilerledi. Ben hatırlıyorum, sanatçılar çok meylederdi bunu. İşte ekranda yüzleri düzgün görünsün. Malum ekran bir 5-10 kilo katıyor görüntüye. Ben de bu kiloda değilim artık. Bundan dolayı gerçekten birçok sanatçının ihtiyaç duyduğu oluyordu. Yaşlı değilse de ufak tefek operasyon, rötuşlar yapılıyordu. Ama şimdi artık siz daha iyi herkes biliyorsunuz. Yaptırıyor. Herkes. Bunun ruh sağlığına da çok güzel etkileri oluyor diye biliyorum. Evet. Şimdi gerçekten estetik plastik cerrahi son 10 yıldır sadece Türkiye'de değil, benim mesela yurt dışında çalıştığım Azerbaycan, Bakü'de de böyle olmak üzere tüm dünyada artan bir trendi var. Ben size birazcık istatistiklerden bahsedeyim. Evet. Mesela biz tabii istatistikleri kendi ülkemiz için pek alamıyoruz veya işte bu bölge için mecbur istatistikleri Amerika'dan alıyoruz. Çünkü orada her şey daha kayıt altında, daha düzgünce bu kayıtlar geliyor. Mesela 2014 yılında Amerikan nüfusunun 280-300 milyon arasında bir nüfus olarak düşünürseniz tahmininiz var mı Selma Hanım? Ne kadar insan estetik plastik prosedürlere müracaat eylemiş? Yaklaşık sayısı 15.6 milyon. Yani 280 milyonluk nüfusta 15.6 milyon plastik ve estetik cerrahi ile ilgili prosedürlere müracaat edilmiş. Fakat bunların hepsi cerrahi mi Selma Hanım? Bunların hepsi cerrahi değil. Bunların 13.6 milyonu, yani 15.6 milyonun 13.6 milyonu medikal estetik prosedürler. Yani sağlıkla ilgili kısım. Ya medikal da estetik. Bunların hayır, mesela en çoğu 6 milyonu botoks uygulaması. Yani botoks uygulaması, dolgu uygulaması, lazer epilasyon, kimyasal peeling uygulamaları, mezoterapiler, bunların hepsi düşünün 13.6 milyon gibi çok büyük bir sayıya ulaşmış. Sadece 1-2 milyon civarında olan plastik estetik ameliyatlar. Yani 280 milyonun 2 milyonu da sadece ameliyat bir yıl içerisinde gerçekleşmiş. Ve bir önceki yıla göre %2 oranında da artış var. Yani plastik estetik ameliyatlarda. Yani demek oluyor ki tam gelişmiş ülkeyi kabul edersek Amerika'yı, onlarda bile artış varken bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu artış giderek daha fazla. Hı hı. Aslında bunu doğal olarak beklemek lazım. Çünkü neden beklemek lazım? Bir defa insanlar artık hep estetiği ve güzelliği arıyorlar. Aslında aramak da zorundayız. Hı hı. Çünkü estetik güzellik bizim içimizde var olan bir şey. Genetiğimizde var olan bir şey. Yani ben size basit bir şey. Mesela ne güzel stüdyomuz, buraya bir çiçek koymuşsunuz değil mi? Hı hı. Bir çiçek nedir mesela? Derinden bakacak olursanız bir çiçeğe. Bir çiçek aslında
genetik materyalini bir sonraki nesle taşıması için çiçeklerin, işte böceklerin, arıların gelip konup oradaki poleni alıp başka bir yere taşımaları için onları kandırdıkları bir bir koku, bir güzellik. Hı hı. Yani böyle düşünün. Yani demek oluyor ki aslında bütün bizim genetik materyalimiz bizi yeni nesillere taşırken hep güzelliği arayarak bu işlemi gerçekleştiriyor. Yani bizim içimizde var olan bir şey, basit bebekler üzerinde yapılmış çalışmalar var. Bebekler güzel kadın yüzlerine daha çok bakıyorlar. Bir bebeğin güzellik anlayışı olabilir mi diye soracak olursun. Hani Selma var, var. Gerçekten var. De evet. Yapılan araştırmalarda bebekler bile güzel yüzlere daha çok bakıyor. Bir şey duymuştum. Erkek çocukları kardeşlerinden sarışın bebeklerle oynadıklarında özenirlermiş ve evet, onun için büyüdüklerini sarışın kadınlara ilgi duyarlarmış. Sarışın kadınlara ilgi duyarlarmış. Bilmiyorum artık sarışınların söylediği bir şey midir? Vallahi şimdi, ben erkeğim ancak. Şimdi eskiden bir de sarışınların güzelliği vardı ama gerçekten günümüzde güzellik anlayışı ve de sizin aslında karşı tarafa verdiğiniz bir imaj. Yani evet, temelde içgüdüsel olarak benim genetik yapım sağlam imajını veriyorsunuz. Hı hı. Bu imajı veriyorsunuz ve bunu vermek için de bugün insanlar bu güzellik sektörüne mecbur yönelmek. İş hayatında, hı hı, ikili ilişkilerde, evlilik hayatında, her türlü ilişkinin içerisinde bu güzellik kavramı girmiş durumda. Bugün 35 milyar dolar tüm dünyada sadece kozmetik prosedürlere bütçe ayrılmış. Tüm dünyada harcanan para 35 milyar dolar. Yani tüm bu sadece ameliyat değil, botoks dolgu uygulama, sadece kozmetik. Yani kozmetik mekanlarına giriyorsunuz, hı hı, ışıl ışıl mekanlar. Çok güzel, beyaz önlüklüler var, içeride sanki böyle bir bilimsel aura yaratılmaya çalışılıyor. Evet. Sebebi ne? İnsanları daha çok çekmek. İnsanlar da bu harcamayı yapıyorlar. Artık biliyorsunuz selfie çağındayız. Hı hı. Selfie çağı. İnsanlar artık fotoğraflarını çekerek bir anda da o fotoğrafları dikkat ederseniz paylaşmıyorlar. Belirli sosyal hesaplar üzerinde mutlaka üzerinde bir takım oynamalar yaparak, evet, oynamalar yaparak o fotoğrafları paylaşıyorlar. Hatta istiyorlar ki ciltleri pürüzsüz, çıksın, kırışıksız, evet, yağsız, tamamen artık bir dijital fotoğraftaymış gibi dijital fotoğraf yüzleri tüm sosyal hesaplarına koyuyorlar. Hı hı. Bütün bunun altında yatan neden nedir? Neden bu istek var diye soracak olursanız işte temeli o, ben ne kadar güzel ve sağlıklı ve dinç görünüyorsam genetik yapım o kadar sağlamdır imajını karşıya vermiş oluyorsunuz. Gizli bir milliyetçilik gibi değil mi yani aslında bu? Yani genetik zekamız bizim. Genetik zekamız gerçekten mevcut zekamızın ve aklımızın çok daha önünde bizi içgüdüsel olarak yönlendiriyor. Yani bugün biz buna evrim diyoruz. Yani evrim kendini hep daha iyiye, daha güzele taşıması için bizleri aracı kılıyor. Bizler de bu aracı içerisinde en iyi rolümüzü oynamaya çalışıyoruz. Eskiden sarışınlar güzeldi ama artık Asya güzelliği var. Artık zencilerden çok güzel yüzler çıkıyor. Ve de Asya ile Avrupa, Avrupa ile Uzak Doğu karıştıkça güzellik yeniden tanımlanıyor. Sanki bazıları da şöyle diyorlar, hani güzellik bir bütünlük müdür şeklinde de bir soru gelebiliyor. Yani bir şey çok güzel olabilir. Güzel neye dersiniz? Bazıları da diyor işte güzel bütünlük. Bütün var şekliyle tam karşı tarafa ben bütünüm imajı verdiğiniz zaman. Bunu da hani başta çiçek örneği verdik. Bir çiçek örneği daha verelim. Bir papatya, herkes bilir. Papatyaya direkt baktığınız zaman çok güzeldir. Ama papatyadaki bir yaprağı aldığınız zaman papatyadaki hemen o alınmış yaprak göze çarpar. İşte güzel bir yüzdeki çıkıntılı bir burun, güzel bir yüzdeki düşük bir kaş, güzel bir yüzdeki hafif sarkmış bir yanak nahiyesi, bu papatya örneği verdiğim gibi o bütünlük algılayışını değiştirebilip sanki böyle güzel değilmiş gibi bir şey verebiliyor ve insanlar o dürtüyle bu cerrahi ve medikal kozmetik prosedürlere yönlenmiş durumluyor. Gençler çok önemli Selma Hanım. Özellikle bağımsızlığını ilan eden gençler için gerçekten fit görünmek, güzel olmak onlar için çok önemli. Çünkü onlar o sayede henüz belli bir sosyal, ekonomik ve bir altyapıları da olmadığı için fiziksel görüntüleriyle çok daha ön plana çıkmak istiyorlar. Hatta bazı ülkeler var, inanın yani güzel görünmüyorsanız toplum hayatına bile girmeniz gerçekten çok zor olabiliyor. İş bulamıyor. İş bulamıyorsunuz. Mesela ağız, yüz, çene bozuklukları olanlarda yapılan araştırmalar
güzel olan insanların daha çok işe kabul edildikleri, evet, çekici olan insanların daha çok işe kabul edildikleri bir gerçek. Şimdi hatta ben biraz daha ileriye gideyim. Ben Amerika'da, Avrupa'da gördüğüm şeyde, eğer vücudunuz fit değilse, vücudunuz sağlam değilse, güzel çekiciliğiniz yoksa, inanın kadın erkek ilişkilerinde bile geriye düşüyorsunuz. Ve de hatta mesela New York'ta, Manhattan'da gerçekten eğer vücudunuz fit değilse, güzel değilseniz, çekici değilseniz mutlaka kız erkek arkadaş kendinize bulamıyorsunuz. Yani olay o dereceye kadar varmış durumda. Yani bu fiziksel beden, yani fiziksel görüntünün bu kadar önemli olduğu yerler ve ülkeler var. Ama tabii ki biz Orta Doğu bölgesi, Türkiye olsun, çevremiz olsun, bizler biraz daha duygusal insanlarız, biraz daha bunları geriden takip ediyoruz. Ama olayın bu kadar ileriye gittiği durumlarda var. Onu da söyleyeyim size. O yüzden hani plastik cerrahi artan talebin neden böyle olduğunu şey yapmamak lazım. Yani yadırgamamak lazım. Tüm dünyada bu talep var. Yurt dışında da bu var. Plastik cerrahi gerçekten tıp sahiyesinde şu an için en ileri giden branşlardan birisi. Biliyorsunuz yüz nakli yapıldı. Evet, yüz nakli yapıldı. Evet. Burada da işte ne kadar bu olayların ne kadar ileriye gittiğini buradan da takip edebiliriz. Peki şimdi ben istatistikler verdim. Dedim ki hani en çok yapılan 1.2 milyon civarında Amerika'da 2014'te ameliyat yapılmış, estetik ameliyat. Bunların en çoğu hangisidir diye hiç aklınıza bir soru gelirse belki bizi izleyenler diye düşünüyorum. Tam tersi Selma Hanım'ın. İlk birinci ameliyat 286 bin ile meme büyütme, süt vezesi büyütme. Yani süt vezelerinin büyütülmesi, yani memelerin büyütülmesi. Çünkü inanın meme ameliyatları orada bizde mesela burun ameliyatları bizim, evet, istatistiğimizde, ama onlarda burun ameliyatları ikinci sırada geliyor. İlk sırada meme büyütme ameliyatı geliyor. Meme büyütme gerçekten bayanlarda en birinci ameliyat ve de tüm estetik ameliyatların içerisinde de en çok yapılan estetik ameliyat o bölgede. Bizim Türkiye bölgesinde inanın bölge bölge farklılıklar var. Ben burada çalıştım. Burada gördüm ve de burada da gerçekten benim istatistiğime birinci sırada gelen en çok hastaların talep ettiği göz kapağı estetiği, hı hı, ve de memelerin küçültülmesi. Meme estetiği ameliyatı. Hemen bununla ilgili sorular soracağım size. Evet, buyurun. Evet, göz kapağı ile ilgili var. Evet. Mesela diyorlar ki lazerle bıçaksız yapılan ameliyatlar konusunda biraz bilgi istiyoruz. Sizce şimdi kesi daha mı geciktiriyor veya hastayı daha mı ürkütüyor? Evet. Şimdi siz göz kapağı ameliyatında esas olan, üst göz kapağı ameliyatında esas olan veya alt göz kapağı da fark etmez. Problem nedir göz kapağında? Mesela üst göz kapağında genellikle deri fazlası, kas fazlası ve yağ torbalanması, hı hı, beraber giden durumdur. Bazen buna kaş düşüklüğü de eşlik edebilir. Kaş düşüklüğü olduğu durumda mutlaka kaşı asmalısınız. Göz kapağı derisi varsa, fazlalığı varsa o deriyi almalısınız, kası almalısınız. Altta yağ torbalanması varsa mutlaka yağ fıtıklaşmış o yağ torbasını çıkarmalısınız. Hı hı. Bazen bırakın çıkarmayı, bazı yerlere yağ eklemek durumunda bile kalabiliyoruz bazı durumlarda. Mesela bazı hastalarda kenarlarda fazlalık oluyor, ortada çöküntü oluyor. Evet. Yani o fazlalıkları alıp çöküntülü yere yağ enjeksiyonlarıyla bu üst göz kapağına bir dolgunluk vermemiz gereken durumlar da gerekebiliyor. Kaşı asmak gerekebiliyor aynı anda, hmm, aynı durumda çoğu vakada. Şimdi biz bütün bu işlemleri yaparken isterseniz bisturi kullanın, ister lazer kullanın, ister radyo frekans kullanın, ister koter kullanın. Fark etmez. Yapacağınız işlem asıl olan esastır. Ama burada bir sürü tercih edenler var, lazer tercih edenler var. İkisinin de birbirine göre çok üstünlükleri inanın yok. İyileşme döneminde de çok üstünlük. Lazerle karbondioksit lazer kullanılıyor bir sürü yerine burada. Ama lazerin de kendi başına bir ısı etkisiyle dokuları harap etme özelliği var. O yüzden yapılan inanın bilimsel araştırmalar iki yönteminde, hangi yöntem birbirlerine çok üstünlüklerinin olmadığı, uzun dönem iyileşme sonuçlarına ortadan çıkan gerçek bu. Yani bunlar birazcık reklam boyutuna girebiliyor. Hastaların birazcık dikkat etmeleri gerekiyor. Bugün internet gerçekten çok hastaların ilk etapta müracaat ettiği ve bilgiyi oradan almak istedikleri ana unsur. Ama internette çok bilgi kirliliği var. O yüzden
reklam amaçlı içeriklere, reklam amaçlı yönlendirmelere çok dikkat etmeleri gerekiyor. Fiyat politikasına da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Estetik ameliyatların belirli bir fiyat aralığı vardır. Ve bu fiyat aralığının altında veya fiyat aralığının çok çok üstündeki fiyatlardan da uzak durmaları gerekiyor. Çok düşük fiyatlarsa, normal fiyat aralığının altında fiyatlarla bir ameliyat talebi, inanın onun altında başka bir neden vardır. Daha sonra gittiğinizde kontrole doktoru bulamazsınız, takibi olmaz, kontrolü olmaz. Çok yüksek fiyata yapan yerlere de uzak durmak lazım. Evet. Orada da birazcık reklam aşırı kokar. Ve de doktorun egosu ön plandadır. Evet. Bir problem çıktığı zaman doktorla tam kontağınız düzgün olmayabilir. O yüzden denge çok önemli. Hayatta her şeyde olduğu gibi. Evet. Fiyat politikasında da çok, ne çok ucuz olmalı ne çok pahalı olmalı. Evet, ikisi de doğru. Fiyat aralığı normal olan bir fiyat politikasını belirlemeliler. Ve de benim tercihim şu. Biliyorsunuz Selma Hanım, siz yıllardır hani Fethiye'desiniz. Mesela bir kuaförünüz vardır mutlaka devamlı var, gittiğiniz. Evet. Sizi tanıyan, sizi bilen, kişiliğinizi bilen, sizinle devamlı irtibat halinde olan. Aynı insanın da böyle bir plastik cerrahı olmalı. Doğru. Yani bulunduğu bölgede olmalı. Yani bizler duyuyoruz hani yurt dışında da falanca işte burnu çok iyi yapıyormuş, hadi oraya gidelim. Falanca göz kapağını çok iyi yapıyormuş, hadi oraya gidelim. Vay arkadaşımda gördüm, gerçekten çok güzel, hadi ona yaptırayım. Vay bir ara işte internette gördüm resimlerini, çok güzel olmuş, ona yaptırayım. Bu tip yaklaşımla gerçekten uzak durmak gerekiyor. Plastik cerrahınız da tıpkı sizin kuaförünüz gibi. Hı hı. 20 yaşınızda bir burun ameliyatına ihtiyacınız olabilir. Burnunuz yapılır. 30 yaşına geldiniz, bu sefer başka hafif şey hafif derinizde problemler başlar. Bir botoks dolgu uygulamaları başlar. 35'ten sonra göz kapağı problemleriniz başlar. Ara ara mutlaka lazer tedavilerine gitmelisiniz. Evet. Belli bayanlar için çocuklarınız olduğu, hamile kaldınız, hamilelik sonrası problemleriniz ortaya çıktı. Memelerinizde problemler, karın bölgesinde yağlanma problemleri, yaş geldi 40-45'e dayandı. O zaman yine aynı doktora gitmelisiniz. Yani aslında dişçi gibi. Dişçi gibi bir aile hekimi gibi. Devamlı sizi insan. Bilen, sizi evet. tanıyan, tepkilerinizi ölçebilen, kişiliğinizi tanıyan mutlaka bir cerrahınız, plastik cerrahınız olmalı. Biz bunu öneriyoruz kesinlikle. Çünkü plastik cerrahi öyle bir şey ki ortaya çıkan sonuç, hastayı da memnun etmeli, hekimi de memnun etmeli. Bazen gerçekten bazı hastalarda vücut dismorfik bozukluğu dediğimiz problemler olabiliyor. Yani ne demek bu? Aslında mevcut problemi başka hastanın fakat bir yatsıma yapıyor. Yatsımayla onu bedeni üzerinden düzeltebileceği bir problemle o problemin geçebileceğini zannediyor. Bunu en çok en sıklıkla şöyle görüyoruz. Bayanlar, ayrılan bayanlar veya ayrılmanın eşiğinde olan, eşiyle problemler yaşayan bayanlar plastik cerrahların kapısını çok sık çalar ve de geldikleri zaman onlar bir ağlama yani moral bozukluğu içerisinde müracaat ederler. Ve de bu yaptıracakları ameliyatın neyse problem, genellikle hamilelik sonrasında problemler olduğu için ilişkilerini düzeltebileceğini düşünürler. Bu tip hastalar. Yani bu tip müracaat eden hastalarda çok dikkat etmek gerekiyor. Mevcut problemi başka bir probleme yönlendirerek, yatsıma yaparak halledebileceğini zannediyor. Gençler çok önemli. Bakın burada gençleri bir daha vurguluyorum. Bazen gençler ailesine baş kaldırmak için. Yani çünkü gençlik nedir? Aileye bir baş kaldırıdır. Yani baş kaldırmazsanız bağımsızlaşamazsınız. Baş kaldırmazsanız bireysel olamazsınız. Her anne baba eğer gerçekten çocuğu baş kaldırıyorsa sevinmeli bence. Ama onu nasıl yönlendirebileceğini de bilmeli. Yani bu baş kaldırışı bazen bir plastik cerrahın kapısında oğlunuzla veya kızınızla kendinizi bulabilirsiniz. Bu durumda ne olmalı? Gençler şöyle düşünebiliyor. Belirli bir problemi, mesela bir burun problemi olabilir veyahut da başka bir jinekomasti, mesela erkeklerde memelerin büyüklüğü problemi olabilir. Bu problemi ben plastik cerrahi vasıtasıyla halledebilirsem eğer, işte ne bileyim artık arkadaşlarımın arasında daha iyi ön plana çıkacağım. Kendimi daha iyi hissedeceğim. Falanca işte insanla daha arkadaş olabileceğim. Şeklinde böyle bir takım aslında farklı yatsıma yollarıyla bir ameliyat kendilerinde istek olabiliyor. Ve bunlara biz plastik cerrah olarak mutlaka
soruyoruz. Biz bu ameliyatı ne için yapıyoruz, kim için yapıyoruz? Hı hı. Gerçekten böyle psikolojik yapısı olan gençlerde de gerek annenin babanın gerek de plastik cerrahın çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani benim söylemek istediğim genel ana hatlarıyla plastik cerrahide mutlaka giderek artan bir trend var. Tüm dünyada, ülkemizde bu trend devam ediyor. Plastik cerrahi demek sadece cerrahi demek değil. Biraz önce sayıları verdim. Çoğunlukla biz botoks, dolgu, lazer uygulamaları, hatta değil mi sizin mesleğiniz kalıcı makyaj uygulaması. Evet. Bugün artık son zamanlarda çok moda. Biz göz kapağı yapıyoruz, üst göz kapağı. Bazen inanın Selma Hanım, kaş kaldırma ameliyatına ihtiyaç duymadan sadece kaşa bir kalıcı makyajla bir süre erteliyorlar. Bir süre yani hatta belirli bir süre tamamen o kalıcı makyajın etkisiyle kaşı kaldırır, görüntü yapmak mümkün. Yapılan ameliyatı daha ön plana çıkartıyor. Dudakların belirginleşmesi daha ön plana çıkartıyor. Yani görüyorsunuz cerrahinin yanında yapılan daha çok medikal estetik uygulamalarla da çok ciddi sonuçlar alınabiliyor. Yani plastik cerrahi ile ilgili benim ikinci vurgulamak istediğim önemli bir ameliyat burun ameliyatları. Yani bunları konuştuk. Meme büyütme dedik. Meme büyütme gerçekten bir numara dünyada. Hı-hı. En çok yapılan. Ülkemizde henüz o sayıya ulaşmadı. Fakat ben şunu söyleyeyim. Fethiye bölgesinde küçültme ameliyatları gerçekten çok talep ediliyor. Yani bu bölgenin de kendine has problemleri, göz kapağı var. Problemleri var. Çünkü burası güneşi çok yoğun alan bir bölge. Dolayısıyla çocukluktan beri kaşlarımızı çatarak o kaşlar devamlı aşağı çekile çekile ne oluyor Selma Hanım? Artık göz kapaklarında erken dönemde düşmeler meydana geliyor. Bir de özellikle bu alın bölgesi güneşi çok alan bölgelerde yoğun lekeler var. Lekelenme. Onunla ilgili sorular var. Bunları yok etmek konusunda nasıl bir yöntem izleyelim? Nasıl bir yöntem? Çünkü kozmetik çabuk çözüm üretmiyor bir yere kadar. Şimdi burada benim önerim şudur. Bir defa koruma çok esas. Yani derimiz yani bizim en kıymetli giysimiz, kıyafetimiz. Özellikle gün gören bölgemiz, baş boyun bölgesi, eller ve hafif boyun ve üst göğüs bölgesi. Burası güneş ışınlarının en yoğun olduğu, en dik aldığı bölgeler. Dolayısıyla siz Fethiye bölgesinde doğdunuz, burada yaşadınız, bu coğrafyada büyüdüyseniz mutlaka ne bileyim bir Karadeniz bölgesinde, mesela ben Karadenizliyimdir aslen, bizim orada yaşlı teyzelerimiz vardı, ciltleri pamuk gibidir, bembeyazdır, hiç lekesizdir. Ama burada ben mesela devlet hastanesinde çalışırken inanın o kadar çok deri problemiyle gelen, deride kalınlaşmalar, benler, ondan sonra lekelenmelerle gelen o kadar çok hasta geliyordu ki. Ve de erken yaşlarda. Evet. Yani bırakın ileri yaşlarda. Bunların tedavisi bir koruma. Korumaktan kastımız şu. Mutlaka çocukluktan başlayarak yoğun bir güneş koruyucu kullanmamız lazım. Yani mutlaka içerisinde ultraviyole, ultraviyole zaten herkes biliyor ama mutlaka kozmetiğin içinde titanyum oksit, çinko oksit içeren, tam blok sağlayan bir kozmetik ürün kullanmaları lazım. Lekelenme oldu ne yapacağız? İsterseniz onu bir dahaki programda anlatayım lekelenmelerle ilgili. Evet hanımlar, gördünüz ki Sabahattin Bey'le çok akıcı ve gayet samimi, hiç tek taraflı düşünmeden bizlerin bakış açısıyla verdiği rakamlar olsun, istatistikler olsun ve bu gibi işlemlerin aslında reklam kokan işlemlerde olabileceğine dair samimi açıklamalar aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, buradan sonrasında sorularımı ben henüz soramadım bile. Biliyorum, bekliyorsunuz cevapları. Bir sonraki yayınımızda göreceğiz. Görüşmek üzere. Güzellik Olsun da yine birlikteyiz. Bugün konuğum Raziye Altındaş Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Güzellik Olsun da sizi ağırlıyoruz bugün. Neler düşünüyorsunuz? Nasıl karar verdiniz bu değişime? Selma Mısırlı ile Güzellik Olsun programını izledim. Baktım orada herkes güzelleşiyor. Ben de o kervana katılmak istedim. Çok teşekkür ederiz. Selim kuafördeyiz ve arkadaşımıza soruyoruz. Selim Bey, saçlar ne durumda sizin için? Şimdi bayan
Uzunluk konusunda çok hassas. Bir kere çok kısaltmayacağız. Ondan sonra esmer olduğu için de daha çok kızıl üzerine bir çalışma yapacağız. Üzmeden. Evet. Yani bu buğday ten ve esmer daha çok sarılı yoğun. Yüzü canlı göstermek için sanıyorum kızıl tonlarını öneriyorum. Kızıl tonları artı yıpratmak istemiyorum saçı. Açma işlemine falan girmek istemediğim için. Yani öyle bir çalışma yapacağım. Kızıl tonları kullanarak çünkü bayan yüz hatları ona müsait. Evet. Buğday tenli hanımlar esmerlikten biraz uzaklaşmak istiyorlarsa saçlarında daha kızıl tonlarını kullanmalarını öneriyoruz. Tavsiye ediyorum evet. Evet, Raziye Hanım'la ilgili işlemlerimiz başlıyor. Bakalım nasıl sonuçlar gelişecek, hep birlikte izleyeceğiz. Taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on dort. Alors on danse. 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 Evet Raziye Hanım'la saç konusundaki maceramızın sonuna geldik. Finalde bakın Raziye Hanım ne oldu? Nasıl hissediyorsunuz Raziye Hanım? Beğendiniz mi? Çok beğendim. Teşekkür ederim Selim Bey özellikle evet, size. Evet. Çok sağ olun. Raziye Hanım boyu konusunda oldukça hassas. Onun için boyuna çok dokunamadık. Rengi konusunda hassas. Daha çok kızıla dönük renkleri sevdiği için Raziye Hanım'a da bu şekilde bir çalışma yaptık. Ben güzel olduğu kanısındayım. Çok güzel bir renk dağılımı oldu. Ortada yığılmalar değil. Çok güzel bir evet, çizgi evet, bir saç çalışma. Oldu. Güle güle kullansın. Çok teşekkür ederim. Ben hakikaten bu renk daha canlı gösterdi yüzünüzü. Teşekkür ederim. Evet biz buradan butiğimize gidiyoruz. Çağrı Hanım bizi bekler. Hadi beraber gidelim. Merhaba sevgili hanımlar. Şimdi kuaförümüzden çıktık ve butikte Çağrı Hanım'la birlikteyiz. Çağrı Hanım, Raziye Hanım için sizden neler alabiliriz? Raziye Hanım birazcık tarzını değiştirmek istediğini söyledi ve değiştirerek çeşit çeşit yapabileceği kıyafetler istediğini söyledi. Farklı kombinler şeklinde giyebileceği. Benim aklımda ona uygun bir şeyler var. Fakat hani beraber bakalım seçelim istiyorum. Ona da tavsiyelerim ben bakarken söylerim. Ortaklaşa bir şeyde kararda buluşuruz. Evet Raziye Hanım butiğimize geldik. Şimdi neler almayı düşünüyorsunuz? Değişik kombinler yapabileceğim kıyafetlere bakıyorum. Çağrı Hanım'ın yardımıyla bana çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Evet Çağrı Hanım, sizce parçaları değişik kıyafetlerle kullanabileceği neler alabilir Raziye Hanım? Bir kere tabii ki elbise değil. Bir pantolon, bir bluz çok daha uygun olur diye düşünüyorum. Raziye Hanım'ın boyundan dolayı İspanyol paça çok hoş bir pantolonumuz var. Onu tavsiye edeceğim kendisine. Üzerine sade ama çok moda olan, bu sene çok moda olan bir bluz var kollarında böyle yırtmaçları olan. Yine onu üzerine tavsiye edeceğim. İkisini de farklı birçok şeyle kullanabilir. Üzerine de çok hoş, çok marjinal olduğunu düşündüğüm bir montumuz var. Hepsini beraber bakacağız, göreceğiz bakalım. Evet, biz giyinmeye hazırız. Alors Alors on danse.
l'or. Qui dit étude dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent. Evet, bence çok yakışmış Raziye Hanım. Siz nasıl buldunuz? Ben de çok beğendim. Saçının rengine de çok yakıştı renk olarak. Vücut tipine de mini elbise çok hoş oldu. Bilmiyorum kendisini nasıl ne düşünüyor. Ben de çok beğendim. Diğer mi? Ben de çok beğendim. Diğerini de denemek istiyorum tabii. Tamam, deneyelim. Evet, buyurun. Evet, biz Raziye Hanım'ın giyinmesini bekliyoruz ve sohbetimizde devam ediyoruz. Çağrı Hanım, takılarınız göz alıcı. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Aslında açıkçası çoğunu alıyorum. Çoğunu özel tasarım bir bayan yapıyor, ondan alıyorum. Fakat bu aralar ben de çok merak saldım. Özellikle kış aylarında sakin olduğu için her yer, ben de takı yapmaya başladım. Çok da keyifle yapıyorum. Ama herhangi bir eğitim almadım. Öyle kendi içimden geldiği gibi yapıyorum. Çok güzel, elinize sağlık. Buyurun Raziye Hanım, sizi bekliyoruz. Wow, çok güzel. Benim hayal ettiğim gibi durmuş aynen. Evet. Gerçekten de tek tek düşündüğün zaman her şeyle kullanabileceğiniz gibi. Saçların rengine çok yakıştı ceketteki kırmızılıklar. Evet, ben de çok beğendim. Yakıyorum gibi geliyor bana. Evet, evet, çok beğendiniz. Kızıl kızıl bir ateş çıktı sizden. Evet. Evet, şimdi makyaja gidelim hanımlar. Hadi bir koşu makyaja. Evet, geldik makyaja. Raziye Hanım'ın genel olarak tonlarını bir ton açıyorum. Saç rengi kızıl olduğu için buğday tonlarında bir fondöten uyguluyorum. Göz altlarını açıyorum. Derin bölgelere açık renk sürerek öne çıkarıyorum. Göz altını konsiler uygulama sonrasında bir açık renk pudra ile fix ediyorum. Far bölgesini tekrar pudra ile temize geçiyorum. Saç renginin birkaç ton açığında far uyguluyorum. Yine farın ucunu samur fırça ile ıslattım. Ondan sonra farı aldım ve kirpikli bir bölgesini belirliyorum. Kirpiklerimiz daha yoğun duracak. Eyeliner olarak yaptım. Tekrar pudrayı ıslak bölgeyi farı kurutur şekilde kullandım. Elimle iyice farını yediriyorum. Böylece daha doğal bir dağılım elde etmiş oluyoruz. Kaş altını aydınlatıyorum. Kaş bölgesinde tekrar yoğun durmasını istediğim kısımları dolduracağım. Ama bunun öncesinde rimel sürerken elim kaşa değecek diye rimeli önce sürdüm. Kurumuş rimellerinize bir miktar tatlı badem yağı katarak yenileyebilirsiniz. Göz altına siyah kalem uygulayarak iç ve dış taşırarak gözde derinlik kazanıyorum. Daha flu bir görüntü olacak. Gördüğünüz gibi kirpikler oldukça belirlendi. Şimdi en son kaşı daha yoğun hale getiriyorum. Çok derin ve aşağı doğru inmiş bölgelere değil, yukarıda daha dik gösterecek şekilde uyguladım. Dudakta yine birkaç ton açığında canlı bir ruj kullanıyorum. Rujun etrafa dağılmaması için kalemle çerçeveliyorum. Muntazam bir görüntü vermek için aynı zamanda dudak kenarlarının muntazam görünüyor. Bunları fırçayla daha sonrasında yedirerek dudağın her bölgesine yayıyorum. Üzerine parlatıcıyı uyguluyorum. Allık sürdükten sonra allığın üzerine genel olarak pudrayı geçiyorum ve boyun bölgesinde fark olmaması için her tarafa geçtim. İşte Raziye Hanım hazır ve kendisiyle gayet mutlu bir aynada görüntüsünü görüyorsunuz.